Günaydın. Günaydın Sayın Bey. Ne yaptın? Konuşabildin mi adamla? Konuştum. Alıyorlar değil mi? Alıyorlar almasına da... Bir sorun mu var? Şöyle anlatayım. Adamlar bir hara daha bulmuşlar. O haranın sahibi de fiyatı bayağı kırmış. Öyle olunca konuştuğumuz fiyatın çok altında bir fiyat teklif ettiler. Ne kadar altında? Neredeyse yarı fiyatı. Ne? Yarı fiyatı mı? Maalesef. Olmaz. Hibe etmekten bir farkı yok ki o zaman. Farkındayım, sıkıntılı bir durum senin. Ama en azından teminat için yeterli para geçiyor elimize. Ya bu kadar komik bir rakama satılır mı o hara? Haklısın Selim. Ama şu saatten sonra başka da bir çaremiz yok ki. Yani bu kadar kısa bir süre zarfında harayı gerçek ederini de satamayız. Bunu siz de biliyorsunuz. Tek alternatifleri olsak neyse. Ama işte durum az önce anlattığım gibi. Zamandan ötürü pazarlık etme şansımız var. Allah kahretsin. Ya risk alacağız ya da vazgeçip kaybetmeyi seçeceğiz. Tercih sizin. Tamam. Dediğin gibi olsun. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne yapılması gerekiyorsa hemen yapalım. O zaman ben hemen avukat Fatih Bey'i arıyorum. Bir an önce satış işlemlerine başlasın. Müşterilerle konuşsun. Sen de Melek de evin işlerine yetişeceğiz diye çok yoruldunuz kızım. Olur mu öyle şey anneciğim? Biz seve seve yapıyoruz. Yok yok, hakkınızı yemem. Epey hırpaladınız kendinizi. Allah'ın izniyle Selim şu işin altından bir kalksın da... ...tez zamanda bir yardımcı alırız evimize kızım. Ben de eski okuluma gidebilir miyim o zaman? Öğretmenimi çok özledim. Gidersin tabii kızım. Hem İnci de çok sever okulu. E tabii. Artık birlikte gidip geleceksiniz zaten okula. Ben Arif ablamla gittiğim yerleri zaten severim. Annem de işe gitmeyecek ya, okuldan geldiğimizde hiç yorgun olmaz. Masallar, hikayeler okur bize. Bunlar hep Selim amca bu işi yaparsın mı olacak? Öyleymiş. O zaman Selim amca hemen mukavele de olsun inşallah. Ne olur ne olur? Daha demin araya babaanne dedi ya. Ha, muvaffak mı? İlahi İnci, boşuna dememişler. Gülmeyi çocuklar icat etti diye. Doğru söylüyorsunuz vallahi anneciğim. Bugün güzel bir sofra hazırlar mıyız kızım? Uzun zamandır şenlikli bir yemek yememiştik. Neyi düşündünüz? Ben de dolma yaparım. Selim çok sever biber dolmasını. Hay Allah, çok yaşa Zeynep. İyi o zaman, kahvaltıdan sonra hemen hazırlıklara başlayalım. Hadi bakalım. Evet.
Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun, teşekkürler. Eyvallah. Hoş geldiniz Cevahir Bey. Hoş bulduk. Hayırdır efendim, bir sorun mu var? Yok. Yani sizi böyle birden görünce. İnsan kendi iş yerine gelemez mi? Geçerken uğradık işte. Hoş geldiniz efendim, buyurun tadın. Suna, al şu tatlıları da dağıt bakalım herkese. Tatlı yiyelim, tatlı çalışalım değil mi? Hemen. Allah Allah, tatlı mı getirmiş bu? Hangi dağda kurt öldü? Bilmiyoruz artık. Akşam için şık bir şeyler de alayım en iyisi. Serdar bunun üstünde görünce bence bayılacak. Hayatım. İşte benim sevgilim bu be. Çok yakışmış hayatım. Sağ ol aşkım. Ya tatil için o kadar heyecanlıyım ki. Yani balayından beri adam akıllı vakit geçirememiştik. İkimize de çok iyi gelecek. Evet, haklısın. İnternette biraz araştırma yaptım. Sapanca Gölü için harika diyorlar. Hemen yakında Maşukiye diye bir yer varmış. Ama fotoğrafları görmelisin, gerçekten şahane ve oraya da gidelim mutlaka. Neyse, ben valizi toplayayım. Takmayın kafanızı artık Selim Bey. Bu işten her türlü geldi çıkacağız. Zaten öyle olduğunu inanmasam böyle bir şeye kalkışmazdım. Merak etmeyin. Çok doğru bir noktada doğru bir karar verdik. Dorukları bu sefer kesin alt edeceğiz. Hem bu ihaleyi alırsak önümüz de açılacak. 3 yeni otel daha yapacaklar biliyorsunuz. İsterseniz artık ihaleye geç kalmayalım. Ufaklığı görmedim. Getirmedim bugün. Tüh, tatlıyı kaçırdı desene. Ha, gerçi ortalıkta o varken başka tatlıya ihtiyaç yok hani. Bıcır bıcır maşallah. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Bahriye'ye baktığın fallar çıktı galiba sonunda. Baksana tatlılar falan. Seninki sonunda muradına erecek anlaşılan. Diyorsun. Bahriye'nin gül yüzü hatırına yemediğimiz kesin bu tatlıları. Cevahir Bey, biraz vaktiniz var mı? Öyle. Şu yeni gelen kadınla ilgili. Kim? Melek mi? Evet, Melek. Ne olmuş ona? Efendim, işi çok yavaşlatıyor. Millet öğlene kadar 80 parti mal yetiştiriyor. Bu daha yarısını bile yapamıyor. Daha yeni. Hızlı sayılır. Hızlı mı? Ay aşk olsun Cevahir Bey. Kaan'ı gibi vallahi. Yavaş çalışıyorsa senin kabahatin. Ustabaşı sen değil misin? Ay benimle ne alakası var canım? Eksik öğretmişsin demek. Suçu önce kendinde ara, tamam? Hadi eyvallah. Çay içmeyi bırak. Bunlar bu akşam bitecek. Sakın itiraz edeyim deme. Az önce patronla konuştuk. İşten çıkarmalar olacakmış. Topun ağzında da başta sen varsın ona. Bahriye Hanım, bugün nasıl bitireceğim ben bunları? Orasını da sen düşüneceksin artık. Artık mesaiye falan kalır bitirirsin. Thank you.
Anne, neden bu kadar geç kaldın? Ben seni çok özledim. Abla, hoş geldin. Aradım seni ama ulaşamadım. Ay canım ya, şarjım bitti ondandır. Abla, ne oldu? Yorgun görünüyorsun. Mesaiye kaldım ya. Ben bir an önce gidip yatayım en iyisi. Ver sen çantanı abla. Aa, ne oldu eline? Kıyamam. Hadi sen geç otur, dinlen biraz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl geçti günün? İyi. Zaten bundan böyle işe mişe gitmene gerek kalmayacak. Selim bugün ihaleyi alacak inşallah. Bugün mü? Hı hı. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah kızım. Bu kara bulutlar dağılacak. Düzlüğe çıkacağız Allah'ın izniyle. Kutlama soframız da hazır. Selim de gelirse her şey tamam olacak. Geldi işte. İnşallah sıkıntılı günler geride kalır artık. Oğlum, kazandın mı? Selim, ne oldu? Oğlum, bir şey desene. Yoksa... Kaybettik. Yine doğruklar kazandı. Kaybettik. Selim.
Selim. Allah Allah. Nereye gitti ki? Sabaha kadar da uyumadı bütün gece. Of. Anneciğim, günaydın. Günaydın kızım. Selim nerede? Bilmiyorum kızım. Hiç görmedim sabahtan beri. Uyuyorsunuzdur diye seslenmedim hiç. Allah Allah, nereye gitti acaba? Nereye gidecek kızım? İşine gitmiştir. Yok, anne öyle haber vermeden işe gitmez Selim. Huyu değil. Gel kızım, gel. Otur şöyle, bir sakin ol. Anne, Selim bütün gece hiç uyumadı. Bu ihale işi yüzünden. Güveniniz boşa çıkardım, başaramadım diye dertlenip durdu. Çok üzüldü gerçekten. Abimin, babamın orada çok hatırası var. Orayı nasıl kaybettim diye çok üzüldü. Yazık. Çok yazık. Hem babanın, hem abinin onca emeği vardı o arada. Onca emek, onca anı. Bu kadar kolay gitmemeliydi elimizden. Gece gündüz çalışarak yaptı baban o harayı. İşçilerin başından bir saniye ayrılmadı. Kış gelmeden bitirebilmek için var gücüyle çalıştı. Sonunda sağlığından oldu. O haranın her santiminde babanın alın teri vardı. Kenan'ın babanın emanetini koruyabilmek için çok çalıştı. Yavrum benim. Çocukluğundan beri atlara zaten çok zaafı vardı. Sabahtan akşama kadar atlarla vakit geçirirdi orada. Babanın vefatından sonra bütün işlerle tek başına ilgilendi. Büyüttü, geliştirdi. Yazık, yazık oldu. Hem de bir hiç oldu. İhaleyi kaybedince harada bir cuğruna elimizden gitti diye çok yüklendim çocuğa. Of of, çok gücüne gitmiş demek. Ah, bilseydim tutmaz mıydım şu dilimi hiç? Sen Selim aradın mı hiç? Açmadı mı? Aradım, açmadı ama bir daha arayayım. Çalıyor mu? Açmıyor mu kızım? Ah oğlum. Ah yavrum, ah. Yok, açmıyor işte. Emanetine sahip çıkamadım abi.
Sana layık bir kardeş olamadım. Beni affet. Çok çabaladım. Çok istedim ama beceremedim abi. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ben ailemi koruyamadım abi. Ben ailemi koruyamadım. Artık benim için bir çıkış yok. Benim için bir çıkış yok. Bitti her şey. Her şey bitti. Bitti her şey. Bitti. Kızım, sen bir de şirketi arasana. Belki oradadır. Arayayım. Merhaba, Zeynep Emiroğlu ben. Selim Bey geldi mi acaba? Anladım. Peki gelir gelmez hemen beni aramasını söyler misiniz lütfen? Teşekkürler. Allah'ım sen koru. Allah'ım sen koru yavrumu. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Anneciğim, demeyin öyle. Hemen kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Doğru diyorsun da ne bileyim kızım. Ah, ah. Dilim lal olsaydı da söylemeseydim o lafları Selim'e. Selim. Selim geldi. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen beni evlat acısıyla sınama ya Rabbim. Selim. Oğlum. Siz miydiniz? Hayırdır? Birini mi bekliyordunuz yoksa? Hoş geldin abi yavrum. Ne bu haliniz? Birine bir şey mi oldu yoksa? Yok olmadı inşallah. Biz Selim'e ulaşamıyoruz da sabahtan beri. Aa. Anne, ben dayanamayacağım. Bir de Sera'ya bakayım. Tamam kızım, tamam. Görürsen muhakkak haber ver, olur mu? Sen de kapıda kaldın. Gel, içeri geçelim. Benim yüzümden. Bir tutamadım şu dilimi. Üzdüm yavrumu. Korkma Aliye Hanımcığım. Anoğul arasında olur böyle şeyler. Bir iki laf ettin diye. Yapma böyle. Üzme kendini. Yok yok. Öyle değil Rabia Hanım. Uzun zamandır çok yıpranmıştı. Çok yorulmuştu yavrum. Bir de ben üstüne tuz biber ektim. Vallahi şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Sen bunu baştan bir anlat bakayım. Ah. Durumlar çok kötü Rabia Hanım. Meğer elimizde avucumuzda ne varsa gitmek üzereymiş de benim haberim yokmuş.
Selim'im yavrum, ben üzülmeyeyim diye bana bir şey bahsetmemiş. Sabah akşam didinerek bir başını halletmeye çalışmış yavrum. Vallahi çok üzüldüm şimdi. Ama Selim'e de hak vermek lazım Ali Hanımcığım. Yani bu kadar acının içinde bir de hesapla kitapla boğuşmak. Ah ah, ben bilseydim tek laf eder miydim hiç? Ha? Tek laf eder miydim? Allah'ım, Allah'ım sen koru evladımı. Sen koru. Ne olur hemen yüreğini ateşe verme ne olur Ali Hanımcığım. Anne yok, Serada da yok. Selim neredesin? Nerede? Gerekirse açana kadar arayacağım. Yok, ulaşılmıyor işte. Güzel Mevla. Sen koru yavrum. Sen koru yavrum. Kendine bir şey yapmaya kalkarsan. Ay bu nasıl söz Ali Hanım? Ağzınızdan yel alsın. Hem Selim aklı başında bir delikanlı. Ne olur böyle kötü şeyler getirmeyin aklınıza sakın. Bir demir abi ya. Onca yaşadığım bir şeyden sonra korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Akşam bizim mahallede yine olay vardı. Ne oldu kız? Ay tam yüzüme maskemi sürdüm, bir gülerimi sardım. Bir kendimi koltuğa atıp bizim diziyi izleyeceğim. Ay karşı apartmanda bir çığlık bir kıyamet. Ya şu yeni boşanan dul kadın var ya. Anasının evine dönen. Hah işte o. Girmişler anasıyla böyle birbirlerine. Ama anası böyle ciyak ciyak mahalleye iniyor canım. Aa durulmuyor. Oo Melek Hanım iyi mi böyle? Efendim? On dönüm bostan, yan gel yat Osman. Kızım, ben seni böyle laf dinleyesin diye mi işe aldım? Yok, ben çalışıyordum da... Kimin ne halt ettiğini ben görüyorum. Önüne bak da çalış. Elim yavaş, çalışayım işimi bitireyim demiyor da... bir de bana laf yetiştiriyor. Hadi Ali, işine bak. Aa, kızdırmayın bakayım benim bahoşumu. Bahriye, bak gel gel ben sana neler anlatacağım. Yine ne oldu kız? Hadi çocuklar hadi. Bırakın şöyle. Eyvallah. Şu arabadakileri de bir alayım verin. Hadi. Ay, hoş geldiniz Cevahir Bey. Hoş bulduk Bahriye. Hayırdır? Ne bunlar? Kışlık erzak. Erzak mı? Erzak Bahriye. Açıl da hava gelsin. Buyurun efendim. Buyurun. Çocuklar! Nerede kaldı diğerleri? Aa, Cevahir Bey erzak mı getirmiş? Öyle diyor baksana. Ay yok yok hayatta inanmam. Çimdikte kız beni çimdikte. Kız zehirlenmeyelim yoksa. Ay bu kız adamın amansız bir hastalığı falan vardı. Biz mi bilmiyoruz acaba? Gelin çocuklar. Onları da koyun şöyle. Ah eyvallah. Bunları da sonra getirelim abi. Eyvallah. Hadi pay edersiniz kendi aranızda. Kızlar. Niye bakıyorsunuz öyle aval aval? Sizin için getirdim bunları. Hadi kalk kalk. Teşekkür ederiz Cevahir Bey. Çok sağ olun. Eyvallah. Melek. Sen niye almıyorsun? Yok sağ olun. Hadi git al sen de. Tamam. Adıma da ne olmuş böyle? İkide bir gelip gitmeler, yardım paketleri dağıtmalar. 2 yıldır buradayım, bir iğnesini görmedik. Bir anda eli açıldı. Sebebi belli anam. Biz de nasipleniyoruz işte. Ya bir ateşi ben seni çok özledim. Ben de, ben de. Ah ben de, ben de. Oy kuzucuklarım, kuzucuklarım. Burnumda tüttünüz ikiniz de. Oh canlarım benim.
Rabia teyze, sana çizdiğimiz resimleri göstereyim mi? Olur. Hadi gösterin bakayım. Yaşasın! Bak, bu kedi incis çizdi. Ay pek güzel olmuş, pek. Ben de bunu boyadım. Ama yapılması çok zor. Bak, bu çiçekleri de ben çizdim. Aferin benim kızıma. Güzellerim. Zeynep, kızım hala bir haber yok değil mi? Yok anne. Oh, nerede bu çocuk? Nerede? Yok, ben dayanamıyorum, bir daha arayacağım. Rabia teyze, bir şey mi oldu? Yok bir tanem, hiçbir şey yok Elif'im. Ay pek güzel olmuş bu. Hadi siz şimdi birazcık gidin odanızda biraz oyuncaklarınızla oynayın. Ya Rabia teyze sen de gelsene, oyuncaklarımı göstereyim. Elif'im, hadi sen de beraber çık. Ben sonra yanınıza geleceğim, tamam mı? Çocuk ya Rabbim nerede? Kızım, Ümit Bey'le mi bir konuşsak? Belki onun haberi vardır. Yok anne, onu da aradım ama açmıyor. Oğlum, oğlum neredesin? Neredesin sen? Acaba şarjın mı gitti? Ha? Anne, bilmiyorum. Allah Allah ya, ne oldu şimdi buna? Ne oluyor orada? Şey birden durdu da bu. Şimdi de makineyi mi bozdun? Al. Yok, ben bozmadım. Beceriksiz. Hiçbir işe yaramadığın yetmiyor gibi. Şimdi de atölyenin malına mı zarar veriyorsun? Aferin, çok güzel. Bahriye abla, kadıncağızın günahı ne? Karışma sen, dön önüne. Haksızlık ediyorsun ama. Sen de biliyorsun, o makine bozuk. Aysel, tepemin tasını attırma, benim çok fena olacak. Aysel. Hayır Melek. Kaç defa usta çağırdık. Adam bu makine artık ölmüş, yenisini alın dedi. Bahriye abla da şahit buna. Yettiniz be. Şimdi görürsünüz siz. Sen işinin başına yürü. Rafton süresi geçmeden vergi borcunu kapatsak iyi olur efendim. Tamam koçum, ben halledeceğim onu, aklımda. Daha var ona. Hadi. Cevahir Bey, yani bıktım ben bu kadından vallahi. Yani yok belediyeyle uğraş, yok bilmem nesiyle uğraş. Ay şimdi de makineyi bozmuş. Ya beceriksiz dedim, ben dedim size yapamaz dedim ama dinletemedim. Yani kim bilir atölye işini ne kadar zarara soktu değil mi ama? Ne diyorsun Bahriye? Hiçbir şey anlamadım. Ay Melek'ten bahsediyorum efendim. Ne olmuş? Ay şimdi de makineyi bozmuş beceriksiz. Bunun için mi iki saattir konuşuyorsun? Usta çağırsana. Ama efendim... Aması maması yok. Buranın ustabaşısı sen değil misin? Şu kadarcık bir işi halledemedikten sonra ben sana niye para veriyorum? Para demişken haftalıklarınızı koydum. Onları da bir ara dağıtırsın. Tabii. Heh, Meleğe de avans bıraktım. Onu da vermeyi unutma. Hadi eyvallah. Kızlar kolay gelsin. Avansmış. Daha çok beklersin sen avansı. Oh. Var ya baba, yemin ederim ayaklarıma kara sular inmiş ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de öyle. Evet. Buz gibi limonata yaptım size.
Ver Tülay'ım ver. Hatta dök 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 kafamdan dök. Eline sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Oh. Amma iyi geldi be. Vallahi yanmışız yeminle. Böyle alev alev yanmışız ya. Yani kolyeri yerleştirdik. E tepemizde güneş. Bittik vallahi Tülay abla. Belli belli. Piliniz bitmiş baksanıza. Uğraştık filan ama değdi doğrusu yani. Ha, malları da sıra sıra paketledik. Ha, vitrine de şöyle güzel bir çeki düzen verdik. Ben tabelacıyla da konuştum. Bugün işimiz biter dediler. Yani kısacası akşamdan itibaren açılışımız için hazırız. Vallahi süpersiniz beyler. Ben yokken neler neler yapmışsınız öyle ya. Tülay'ım ya. En zor işi sen yaptın. Temizliği yaptın. Kolay mı öyle ya? Ya Tülay abla, dükkanın önüne çiçekler de koyar mıyız ha? Koyarız tabii. O iş bende. Baksana bahçeye her yer çiçek dolu. Ya ne diyorum biliyor musun? Acaba bir de sebil falan mı koysak? Hani teyzeler geldiğinde böyle buz gibi sular mı içerler böyle sohbet, muhabbet ha? Vay be. Ya baba resmen kaleyi içten fethedelim diyorsun ha? Dedim bile. Vallahi ne iyi düşündün Veysel. Ticari bir zekaya sahip olduğumuz doğrudur yani. Ay Veysel, içim böyle kıpır kıpır. Hayırlısıyla şu dükkanı bir açsak da bol bereketimiz olsun. İnan başka da bir şey istemiyorum. Olur Tülay'ım, olur. Bir aksilik çıkmasın diye dua ediyorum Veysel. Aksilik, maksilik yok Tülay'ım. Bitti o devirler, eskiden de o. Ya baba, ben şimdi düşündüm de biz bu adamla kontrat falan hiçbir şey yapmadık. Bir keleğe gelmeyelim ha? Yok lan, ne keleği oğlum? Yok öyle bir şey ya. Allah korusun Veysel. Ya hem sen duymadın mı oğlum? Adamın sözü senet. Yani hem öyle kelek melek yapacak bir adama da benzemiyor. Bir ara buluşur imzalarız falan yani dedi. Yani o da doğru. Ay vallahi bayıldım. Ay çok güzel. Geçen ay aldığınız pırlanta küpelerle çok iyi uyum sağlar Gonca Hanım. Bununla iyi bir kombi yapabilirsiniz. Evet. Ay vallahi bayıldım. Bir de şuna bakın isterseniz. Bunun bir benzeri yok. Tek, tamamıyla el yapım. Oo. Ama bu hayatımda gördüğüm en mükemmel şey. Çok özel bir parça. Damla kesim olup her biri 0-33 karattır. Beğeneceğinizi düşünüp elimize geçer geçmez size sunmak istedik. Size de çok yakıştı. Ay, Levent Bey siz ne yaptınız böyle? Ay ben bunların hepsine hayran kaldım. Ama çok kararsız kaldım. Yani özellikle bu son ikisi arasında. Bence her ikisini de kaçırmayın derim. Birçok müşterimizin peşinde olduğu parçalar. Ay yok ben dayanamayacağım galiba. Tamam ikisini de alıyorum. Boyunuzda gören herkes hayran kalacaktır. Güle güle kullanın Gonca Hanım. Ne kadar ediyor bunlar? Toplamda 125.000. Tamam. Ben o zaman muhasebecimi arayıp hallediyorum. Ali Yavuz Bey merhaba. Merhaba Gonca Hanım. Sizden hemen kuyumcumun hesabına 125.000 TL aktarmanızı istiyorum. Gonca Hanım o kadar çıkacağını sanmıyorum. Şu an öyle bir miktar mevcut değil. Nasıl yani? Nasıl o kadar çıkmaz? Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Ne yazık ki. Yanlışlık falan yok. Tamam. Tamam Yavuz Bey. Teşekkürler. Gonca Hanım garantileriyle birlikte kutunun içine yerleştirdim. Levent Bey, aslında ben tam emin olamadım. Ha, ama? Yani evet, çok beğendim ama... Yani şu önceden bahsettiğiniz, henüz bitmemiş olan. Sanki o bana daha uygun gibi. Peki, siz nasıl isterseniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek Gonca Hanım, ben teşekkür ettim. İyi günler. İyi günler.
Yavuz Bey, hemen raporları, dökümleri alıp çiftliğe geliyorsunuz ve bana neler olduğunu anlatacaksınız. Hemen. Selim, hadi ne olursun telefonunu açmış ol artık. Ah be yavrum. Neredesin? Neredesin? Of. Yok. Yok anne, ulaşamıyorum size. Kesin başına bir şey geldi. Selim hiç böyle yapmazdı. Hay Allah'ım, ne yapsak acaba? Yüce Rabbim, sen aklıma mukayyet ol. Anne, anne ne olursunuz bir şey yapalım. Ben böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Yok, ben çıkıp arayayım Enis. Dur kızım, nereye? Aramadığımız yer kalmadı. Nereye gideceksin ki? Ümit Bey arıyor. Aç aç kızım. Belki biliyordun nerede olduğunu. Alo. Ümit Bey merhaba. Ben sizi aradım ama ulaşamadım. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Biz Selim'e ulaşamıyoruz da acaba hiç görüştünüz mü? Ne diyor, yanında mıymış? Hiç görüşmediniz mi? Anladım. Ya Selim bu ihale olayından sonra bayağı sarsıldı da biz de sabahtan beri ulaşamıyoruz. Çok korktuk. Nasıl yani? Amcam yok mu? Nereye gitti ki acaba? Eğer siz de bir haber alırsanız bize haber verir misiniz hemen? Çok teşekkür ederim. O da bilmiyor işte. Ben amcamın nerede olduğunu biliyorum. Yok işte, burada da yok. Ben de bir an heveslenmiştim. Of. Bizim babam gelmişti diye düşünmüştüm. Oğlum. Canım yavrum benim. İlk göz ağrım. Kurban olsun annen sana yavrum. Sen nasıl bırakıp gittin bizi? Nasıl gittin yavrum? Nasıl gittin annem? Sen gittiğinden beri kolum kanadım kırıldı yavrum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hiç bilmiyorum evladım.